Merhabalar, iyi alıştık. Bugünün animasyonunda gelişimin ve kaosun şehri Piltover'a gidiyoruz. Şu an yüklendi. Bakalım neler oluyor. Haymer amca, anlat bize. Ne yalan söyleyeyim, hakikaten etkileyici. Kesinlikle profesör. Ama ne işe yarar bu? İş mi? Hextech çekirdeği dediğin kuadranyum güç hücresinden bile daha fazla enerji üretir. Yapabileceklerinin sınırı yok. Görmek ister misin? Hem de nasıl? Yarın Piltoverlular geleceğe şahit olacak. Kandırdım. Amanın. Kandırdım. Hayvah, kim yaptı bunu? Endişelenmeyin profesör. Ben geri alırım. Dikkat et lütfen. Bizim W'suna benziyor aldığı şey. Ne şekersin sen? Ya enerjiyi transfer etsem? Beni yaptığın için sağ ol Jinx. Ne demek can canlı amcacığım? O zaman biraz heyecan yapalım. Patlayacak. Ah be. Ne? Bir bol şampiyonlu bir sinematik olmuş. Vay. Bunu yeniden yönlendirsem belki daha fazla itiş gücünü... Oha, Ekko zaman kapsülünü böyle alıyor olabilir mi? Yani budur herhalde. Hadi bakalım. Olayı neymiş görelim. Dünya turu attı bir tane item. Üzgünüm Profesör Heimerdinger. Geri almayı başaramadım. Sorun değil evladım. Fakat bu hiç beklenmeyen bir sonuç oldu. Çok zekice bir tasarım. Elektromanyetik bobinleri ayar çekersek... Yeterli enerjiyi ortaya... Bayanlar baylar... Karşınızda... Mucitliğin gücü! Okey, başta tipini gördüğümde o kart mı diye düşünmüştüm. Galiba gerçekten o kartmış. Şu uçamayan kart var ya Legends of Runeterra'daki. Oymuş o. Düşük manalı olan, galiba sıyrılgan olan. En hikayesel olarak geçerli olmayan, öylesine yapılmış sinematik bu diye tahmin ediyorum. Yordle'ların çoğu zaman gerçek görüntülerini kullanmadan gezmelerinden, Jinx'in böyle şaka yaptım modunda takılmasına, efendim onun yuvarlanıp Zao'nun diplerine düşmesine falan giden daha böyle gerçekten sketchvari bir sinematik olmuş diğerlerinin aksine. Ama biz bu fırsattan istifade biraz Piltover ve Zao'ndan bahsedelim. Az önce de bu zaten düşme sahnesinden görebileceğiniz üzere şu iniş segmentine bakarsanız Piltover yukarıdaki şehirken Zaun aşağıdaki şehir işin özünde. Bir zamanlar biraz daha bütün halindelerdi fakat bir kanal yapmaya çalışırken, denizden hızlı geçmek adına bir kanal yapmaya çalışırken patlatıyorlar, çöküyor ve Zaun aşağıda kalıyor. Hatta Jenna kurtarıyor burayı, rüzgarlarıyla insanların boğulmasını falan engelliyor ve bu şekilde yırtıyor. Böyle sahneleri görünce dedim acaba Jinx'in W'su buradan mı geliyor? Ekko'nun işte o rezonatörü oradan mı geliyor falan dedim ama gerçekten tamamen sketch amaçlı yapılmış. Böyle biraz daha komik amaçlı yapılmış bir şekilde. Neyse. Bu özellikle ikiye bölünmeden sonra biraz daha klas farklarının ve yönetim farklarının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz Piltover ve Zaun'da. Zaun'da böyle aşağıda bakıyorsunuz çöplük. Piltover'da işi bitmiş bütün metaller, kimyasal atıklar hepsi buraya atılmış. Ekko ve onun çetesi gibi sokak çocukları orada yaşıyorlar. Öte yandan Piltover'a baktığında sokaklar tertemiz, evler nizami, bir düzen hakim. Zaun tarafı Piltover'ın
karanlık yüzü de demeyeyim de kanunsuz yüzü gibi bir şey yani. Atıyorum Piltover'da izin verilmeyen hayvanlar üzerinde deney yapacağın bir şey Zaun'da yapabilirsin. Hatta insanlar üzerinde de yapabilirsin büyük ihtimal. O kadar çok zehirli gaz salınıyor ki Zaun grisi dediğimiz kirli bir havası var ve belli bölgelerinde insanlar maskeyle yaşamak durumunda kalıyor. Hatta akciğer hastalığına yakalanan çok büyük bir nüfus var vesaire. Blitzcrank bu iğrenç çöplükler kimyasal atıklar içerisinden insan, hayvan ve materyal kurtarmak için tasarlanmış bir robot aslında mesela ve bu zorlu yaşam koşulları inovasyona sebep oluyor. Ekko gibi dahi çocukların çıkmasına, sokak çocuklarının bile teknolojiyle haşır neşir olduğu bir ortama sebep oluyor bir yandan ve bu kanunsuzluk da insan deneyleri de bir yandan gelişime destek oluyor. İşte dediğim gibi Piltover'da çok akıllıca fikirleri olan, güzel fikirleri olan biri Zaun'a gidip bunları uygulamak durumunda kalabiliyor. Bu tarafta daha regülasyonlara kapılabildiği için. Jinx'in geçmişine daha çok bir şey bilmiyoruz ama Fiddlesticks'in son repliklerinde hepsi senin suçun bağırışları olsun. Arcane dizisinin büyük ihtimal Piltover Zaun'da geçecek olması olsun. Jinx'in geçmişine dair orada bir şeyler öğreneceğiz diye tahmin ediyorum. Burada tamamen aslında ara karakter olarak kullanılmış resmen. Ekko acaba oyuna gelecek mi diye bir düşündürdü. İşin özü bu. Hextech teknolojisinin, bilimin gelişmiş olduğu, büyü ve teknolojinin bir araya getirilerek daha doğrusu Hextech yapılmış olduğu şehirler Piltover ve Zaun. Piltover temiz, düzenli ve tutucu ve burnu havadayken Zaun içten tehlikeli, kaotik bir yer. Gerçekten anlatacak çok fazla bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Yan kanala söz verdiğim videoyu yükledim. Karttan ulaşabilirsiniz. Videoda kaçırdığım bir detay varsa yazın ama oldukça dediğim gibi standart komedik bir şey olmuş. Zaun ve Piltover'ı animatif halde görmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.